Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde fragmentlerde veri alışverişinde event bazlı kütüphanesini nasıl kullanacağımızla ilgili bir örnek yapacağım. Bu örneğimizde öyle bir durum yaşayacağız ki bu sticky event dediğimiz kavramları kullanmak zorunda kalacağız. Gelin isterseniz daha önce yaptığımız bir örneğin bir üzerinden geçelim. Gördüğünüz gibi bir listem var ve bu activity'nin içindeki bir fragmentin içinde gösterilen bir liste. Burada konu başlıkları mevcut ve ben tıkladığım konuya göre bir açıklama bulacağım. Başka bir fragmente gidiyorum. Şimdi burada portrait modda ikinci fragment için yeterli alan olmadığı için burada tıklanılan öğenin pozisyon değerini açılacak ikinci aktiviteye gönderiyorum ve burada o gönderilen değere göre fragmentin içinde veri göndermesini sağlıyordum. Ctrl F11 yapıp modumu değiştirdiğimde ise bu sefer benim uygulamamın arayüzü değişiyordu. İki fragmenti aynı anda görebiliyordum ve burada tıkladığım öğelere göre ne oluyordu arkadaşlar? Buradaki açıklamalar değişiyordu. Şimdi bunu adım adım yapalım. İlk önce portrait modu ele alacak durumu event bus'ta gerçekleştirmeye çalışalım. Kodumuzun içine şöyle bir bakarsak main activity'de activity main açılıyormuş. İki farklı modu için iki farklı layout yaptık. Burası portrait modu için, burası da landscape modu için kullanılacak olan arayüz. Portrait modda ne var? Bir tane fragment var ve fragmentin içinde konu diye bir fragment konu açılıyormuş. Ve burada o list view'u biz burada gerçekleştirmişiz. Burada işte gerekli adaptörle gördüğünüz gibi konular array'inden, konular dizisinden ki o da string.xml'de tanımlamıştık onu. Oradaki verileri alıp list view'un içine atıyor. Ve daha sonra tıklanılan öğenin pozisyon değerini gördüğünüz gibi bir listener yardımıyla main activity'ye gönderiyor. Main activity'de de bu metot tetikleniyor. Pozisyon değeri buraya geliyor. Ve diyor ki eğer ekranda fragment açıklama varsa, yani null değilse ve görünürse bu sefer fragment açıklamayı onu gönder. Yok görünmez ise, ki bizim şu anki portrait modumuzda fragment açıklama yok. Bu fragment konu. Farklı bir intent ile yeni bir aktivite başlat ve bu aktivitenin adı diğer aktivite olsun. Diğer aktiviteye geliyoruz. Burada ne yapıyor? Fragment açıklama nesnesini üretip bulup ya da statik olduğu için buluyor ve ona bu pozisyon değerini oradaki konu açıklaması diye bir metot varmış, onun içerisine gönderiyor. Fragment açıklamada konu açıklamasını pozisyon değerim geldikten sonra ilgili açıklamayı buluyor. Mesela ben ikinci öğeyi tıkladıysam açıklamalara bu sefer ne koyacak? Açıklamalar dizisinin ikinci elemanını koyacak. Açıklamalar dizisinin ikinci elemanı da servisler oluyormuş. Şimdi bunu event bus'ta yapmak için nereden başlamak lazım? Tabii ki de öncelikli olarak projemize Event Bus kütüphanesini Dependencies kısmına böyle bu şekilde ekliyoruz. Bunu ekledikten sonra kütüphane uygulamama dahil ediliyor. İlk olay nerede kopuyor? Fragment konuda kullanıcı bir öğeye tıkladığında. Fragment konu list view'um benim ve buradaki bir öğeyi tıkladığımda buradaki on item click tetikleniyor ve pozisyon değeri ne yapılıyor arkadaşlar? Benim main aktivitime gönder. Yani benim bir yayın yapacağım ilk yer burası olmak zorunda. Bir öğe tıklanıldığında eventbus.getDefault.post diyerek buradaki position değerini ben bununla ilgilenen sınıf veya sınıflara göndermem gerekiyor. Nasıl göndereceğim? Eventimi içeren bir sınıf yardımıyla. Buraya geldim. Yeni bir Java sınıfı dedim ve sınıfımın adı ne olsun? Position event olsun. Basit bir sınıf oluştu ve bunun içinde göndermek istediğim, kullanmak istediğim değer ne? Private integer position. Ne yapıyorduk? Alt insert tuşlarına basarak bunun getir ve setter'larını oluşturuyorduk ve de bu sınıf her çağrıldığında, her oluşturulduğunda çağrılacak olan constructor'ımı yazıyorum. Ve bu constructor'ın bir tane integer değer alacak şekilde buraya belirtiyorum. Bu sayede ben buraya gelip new position event dediğimde benden ilgili pozisyon değerini parametre olarak bekliyor.
Buradan bu yayını yaptıktan sonra bu yayına abone olan, subscribe eden bütün sınıflar bu değeri alacak. 10 item click olduğunda ne oluyormuş? My listener sayesinde send data metoduna benim bu pozisyon değerim geliyormuş. Main activity'de send data'ya bu pozisyon değeri geliyormuş. Bir sınıfı bir yayına abone etmek için ne yapıyorduk? Eğer o sınıf activity ise onStart metodunda onu register ediyorduk. EventPass.getDefault.register diyerek ve listiyorduk. O yayından da ilgili activity stop olduğunda da unregister deyip çıkıyorduk. Biz bunu diyerek bu sınıfın bir yayından haberdar olması için kayıt olduğunu anlıyoruz. Kayıt olduysa demek ki bu adam bir şeyler bekliyor, bir mesaj bekliyor. Bu mesajları alacağı metot da subscribe metoduydu hatırlarsanız. Bu metot public ve geri dönüşü olmayan bir metottu. Void. Daha sonra da istediğimiz herhangi bir ismi veriyoruz. Ben genelde başına 10 diyerek yeni bir metot oluşturuyorum. Burada önemli olan şey bunun ne tür bir nesne beklediğini söylemek. Çünkü birden fazla event sınıfınız olabilir. Hangi sınıfın hangi eventlerle ilgilendiğini buraya verdiğiniz parametrelerle belirtiyorsunuz. Yani buradan, pardon, şuradan post dediğinde bir position event gönderiyor ya. Position event bekleyen sınıf nerede? Şu an için gördüğünüz gibi position event bekliyor. Benim main activity'm bununla ilgili bir event bekliyormuş. Bunu buraya yazdık. Bu metot tetiklendiğinde ne olacak arkadaşlar? Bu send data'nın içindeki bütün olaylar aslında burada yapılacak. Bunu buradan keselim. Buraya gelelim. Şimdi bir hatalarımız olacak illaki, onları bir düzeltelim. Benim position değerim nerede aslında? Buraya position demişiz ya. Şuraya gelip integer position diyelim ve de buraya event'ten gelen position nesnemizi atayalım. Daha sonra bunlar gördüğünüz gibi gitti. Artık bu pozisyonlarda bu metot tetiklendiğinde event nesnesiyle gelen pozisyon değeri buralara aktarılacak. Yalnız burada şurası portrait modda bu kısım çalışıyordu ya. Burada açılacak intent'e biz put extra diyerek bu pozisyon değerini göndermişiz. Ben bunları kullanmayacağım. Event pass'ı kullanma amacım zaten bu. Intent'i oluştursun ve start activity deyince diğer activity çalışsın. Ben buradan diğer activity'ye position değerini göndereyim. Yani ilk olarak burası yayın yapıp benim main activity'm bu yayını dinlerken şimdi main activity'm bu pozisyon değerini aldı ve bunu ne yapması lazım? Diğer activity.class'a göndermesi lazım. Mesela şurada pozisyonu aldıktan sonra event bus nokta deyip get default nokta post deyip buraya new position event deyip burada aldığı şu pozisyon değerini ilgili sınıflara göndermesi lazım. Şimdi bu da gönderdiğinde artık benim diğer aktivitim bundan haber beklediği için ne yapalım? Buraya gelelim ve bu sınıfı yine register ve unregister işlemlerini yapalım. Şunu şuradan kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Bunları yapıştırdığımda bu sınıfın bir yerlerden bir haber beklediği bilgisini vermiş olduk. Aldığı haberleri de nerede yapıyordu? Subscribe dedikten sonra public void on position event diyorum. Ve de bunun position event sınıfı tipinde bir nesne beklediğini söylüyorum. Bu sefer de ne oluyor? Bu pozisyon değeri bakın buraya intent de bu şekilde gelmiş. Bunları da şöyle yorum satırı alt içine alalım. Şuradaki post kullanmak için yani bunu değiştireceğiz ya. Ben diyorum ki şuraya geleyim. Integer post diye position diyelim yine. Position diye bir genel bir değişken oluşturayım. Ve buradaki position'ı bana parametre olarak gelen event'teki position'la atayım. Ve de bu pozisyonu aldıktan sonra fragment açıklamayı bulsun. Hatta bu işlemleri de ne yapabiliriz? Şunları şuradan. Pardon, onCreate metodunda gerçekleştiği için bence bunları buraya almayalım. Burada dursunlar. Yalnız buradaki posu değiştirmem için ne yapmam lazım? Şu position'la eşleştirmem lazım. Position.
Böylece bu metot tetiklendiğinde bu position değişkenine değeri atayacağız. Ve bu da ne yapacak arkadaşlar? Fragment açıklamaya bu position değerini gönderecek. Hani şu an için mantıksız gelen bir şey olmaması lazım. Gelin bir bakalım neler olmuş. Uygulamayı durdurdum. Tekrar çalıştırıyorum. Bakalım neler oldu. Evet, geldi. Servis nedir'i tıklıyorum. Herhangi bir şey olmuyor. Android monitöre bakıyorum. Herhangi bir hata alamıyorum. Acaba nerede ne oldu? Bu ve bunun gibi durumlarda ne yapacağız bizim? Debug yapmamız lazım değil mi? Yani hata tam olarak nereden çıkıyor? Şüphelendiğiniz alanlara şöyle gereksizleri biz kaldıralım. Şimdi ilk olay nereden başladı? Fragment konuda listem geldi ve buradaki event bus'ı çağırdık. Mesela burada bir sorun çıkmış mıdır? Ben şuraya bir nokta koydum. Buradan ne yapmasını istiyorum? Bir yayın yapıyor ve position event'i alacak olan sınıflar mesaj alacak. Mesela main activity alacaktı sırasıyla. Nerede almış mesela bunu? Şurada almış. Ben mesela şuraya da bir tane koyayım. Bakayım position değeri hakikaten buraya geliyor mu? Daha sonra buna koyayım. Çünkü bunlarda bir sıkıntı çıkmayacak. Çalıştığımdan eminim. Bunlara koymama gerek yok. Ondan sonra buradan da ne yapmışız aslında? Diğer activity'ye, yani şuradaki şu start activity'ye de koyalım. Bakalım bundan sonra diğer activity'ye gelecek mi diye. Daha sonra şuna koyabiliriz. Şuralara koyalım. Bunları koyduğunuzda play tuşuna bastığınızda adım adım gidecek. Şimdi tekrardan bu sefer bu butonla yani debug modda uygulamamı başlatıyorum. Bakalım nerede ne hatası alıyormuşuz. Uygulama açıldı. Şimdi bakın bütün sınıfları kapatıyorum. Boş bir sayfa. Şimdi sırasıyla hangi sınıflar çalışırsa ben onları göreceğim. Şunu biraz küçültelim. Şuraya koydum. Mesela Broadcast Receiver nedir'i tıkladım. Tıkladığım an fragment konudaki on item click çalıştı ve oraya noktayı koyduğum metoda sıra gelince bana uyarı verdi. Şu an diyor burada ve position 3. Doğru mu? Doğru. Bundan sonra yapmasını istediğim ney? Position event bekleyen bir sınıfa gitmesi. Mesela main activity. Şuradaki play butona tıkladım. Evet, main activity açıldı ve buradaki position event'e gelmiş. Ve integer position bunu demiş. Daha sonra bir daha play'e basalım. Gördüğünüz gibi ilgili pozisyon değeri 3'müş. Şuraya da yazdı bir sonraki adımda. Yani şuradaki position'da 3 var. Bu 3'ü de ne yapmaya çalışıyor? Yine position event bekleyen bir yere yollaması lazım. Benim mantığımla diğer activity'ye gitmesi lazım. Bakalım. Bunu yaptıktan sonra aşağıya geldi. Intent'e geldi. Tamam. Tekrar 3'e geldi. Başa döndü. Yani hala main activity. Diğer activity'ye gidemedi. Bakın. Ne kadar ilerletirseniz ilerletin ki benim ekranımın o ekranda hata vermeden beklemesinin sebebi. Yani burada sonsuz bir döngüye girdi. Neden arkadaşlar? Çünkü buradaki metot position event beklediğinde tetikleniyordu ya. Siz onun içinde tekrardan bir yayın yapıyorsunuz ve o da yine position event tıktı. Yani burası tetiklenince bunu tetikliyor, bu tetikleyince bunu tetikliyor. Anladınız mı? Yani ilk olarak burası tetiklendi, buraya girildi. Bu metot yüzünden de burası tekrar tetikleniyor. Böyle kendi içinde sonsuza kadar dönecek kısır bir döngüye girmiş oluyoruz. Bunu çözmek için ya burada aldığınız buraya değeri aldık ya position'ı. Bunun için ayrı bir event tanımlarsınız buraya. Nereye? Position event'in içine. Hani bu böyleyken buraya gelip işte activity'den diğer activity'ye position diye farklı bir event tanımlayabilirsiniz. Ya da stick event kullanabilirsiniz. Neden stick event? Çünkü mesela şimdi şöyle açıklayayım. Şunu şuradan kapattım. Main activity'ye geldi ya. Main activity şunları kaldıralım. Uygulamayı durduralım. Şimdi burada main activity'ye position değeri geldiğinde ben herhangi bir yayın yapmasam. Çünkü şimdi şöyle bir daha bir açalım uygulamayı. Çünkü ben mesela burada 3. elemana tıkladığımda bu 3 bilgisi
main activity'ye gitmeden direkt olarak diğer activity dediğim sınıfa gitse, yani buraya hiç gelmese ya da buraya gelen değer hiçbir zaman diğer aktiviteye yayın yollamasa. Çünkü her seferinde ortalıkta bir 3 elemanı, yani 3 sayısı gezecek. Bu burayı aldı, 3'ü aldı, kendine göre intent'i başlattı. Diğer aktivite de bunu dinliyor. Gördüğünüz gibi on position event deyip bunu dinliyor. Yani oradaki 3 değerinin aynı main aktiviteye geldiği gibi, bakın aynısı buraya geliyor ya. Buraya da gelsin. Ben bir daha niye bu mesajı tetikliyorum ki? Ama işte burada şöyle bir sorun oluyor. Normal bir yolla, yani deminki gibi bir metot gerçekleştirildiğinde, burada şimdi konuya tıkladığında adam 3 bilgisi bu metot buradaki kod sayesinde main aktiviteye geliyor değil mi? Ama o yayını yaptığında, yani kullanıcı o butona tıkladığında main activity çalışıyor olmasına rağmen henüz diğer activity başlamadı. Yani diğer activity'nin bu 3 sayısından haberi olmadığı için buradaki position event tetiklense dahi ne olacaktır? İçi boş olacaktır. Bakalım, buraya bir toast mesaj koyalım. List diyelim. Burada desin. Toast nokta short deyip bunu gösterelim. Şimdi fragment konuda bu yayını yayınladım. Main activity'ye bu geldi. Diğer activity'de de aynı metot var. Buranın da tetiklenmesi lazım. Bir bakalım neler oluyor. Tıkladım. Gördüğünüz gibi herhangi bir yerde burada demedi. Çünkü bu event yayınlandığında, fragment konu bu yayını yaptığında main activity açılmışken, yani ulaşılabilirken, diğer activity henüz başlatılmadığı için diğer activity'nin bu yayından haberi yok. Aynı WhatsApp örneğinde olduğu gibi. Sizin bağlantınız varsa, biri size yazı yazdığında direkt olarak bildirimle bunu alıyorsunuz. Ama internetiniz yoksa adam size belki 3 saat önce yazdı. Eğer siz burada işte o sticky dediğimiz eventi kullanmazsanız ne olacaktır? İnterneti açtığınızda bile o adamın 3 saat önce yolladığı şeyi alamazsınız. Ama biz günlük hayatta uygulamalarımızı alabiliyoruz. Çünkü orada sticky event kavramı mantığında bir olay söz konusu olduğu için. Yani demek istediğim, burada fragment konuda yolladığım bu şeyi ben sticky olarak gönderirsem, post sticky deyip ve de onu alacak olan sınıf subscribe'ın yanına gelip ilgili özellikleri buraya yazıyorum. Sticky default olarak false diyor, gördüğünüz gibi. Bunu true yapacağım. Yani bu sınıf açıldığında daha önce sticky, yani yapışkan olarak yayınlanmış eventler varsa onları da al diyorum. Bunu yaptığımda bakalım neler olacak. Adam butona tıkladığında evet, ben hala açılmamıştım. Ama açıldığım zaman şu metoda gelecek bir olay varsa ben bunları almak istiyorum demek aslında. Content provider nedir dedim. Gördüğünüz gibi açıldı. Ama ne oluyor burada da? Activity sınıfı sürekli olarak ne yapıyor arkadaşlar? Birinci elemanı getiriyor. Neden getiriyor? Bir bakalım. İlgili yerlere debug noktalarını ben koydum. Yani benim hata yanlışlığım burada ya. Burada mesela şurada position büyük ihtimal yanlış geliyor diye buraya koydum. Şu metot ne zaman tetikleniyor ve içinde ne var onu merak ediyorum. Buraya koydum. Şimdi gelin tekrar bir debug yapalım. Uygulama açıldı ve şunu, yani 0, 1, 2, 3. elemanı tıklıyorum. Position değerinde 3 değerinin olması lazım. Hemen ne yaptı? Post sticky, yani yapışkan bir şekilde bu eventi gönderdi. Nereye gidiyor peki bu? Önce main activity'ye ulaşmış. Bu eventten bu değeri aldı. Position içine attı 3 değerini. Daha sonra nereye gelmiş? Diğer activity'ye gelmiş. Buraya nokta koyduğum için buraya ulaştı. Konu açıklaması. Bakın, buradaki noktaya ulaşmadan önce, yani benim mesajımdan önce onCreate'i çalıştırdığı için ve ben burada integer position'ı sıfır, yani sıfırlamışım. Boş bir değişken oluşturmuşum. Burada o position'daki 3 değeri aslında sıfıra atandığı için sürekli olarak ben ilk elemanı alıyorum.
Bundan sonra ne yapıyor aslında buraya geliyor. Burada bir yanlış yol izlemişiz. O yüzden böyle bir hata almışız. O zaman ne yapayım? Şunu şöyle durduralım. Integer position buraya gelsin. Burada değil de şu kodları şuradan alalım. Buraya koyalım. Şunu da silelim buradan. Ve buraya event'te gelen position'ı şuraya atalım. Event nokta get position değil. Yani şunu yazdığım için bütün olan oluyor. Çünkü ilk bu değişkenin içinde 0 olduğu için benim gönderdiğim 3 sonradan etki ediyor. Tekrar bir çalıştıralım bakalım. Bir hatamız var mı? Uygulama açıldı. Tıkladım. Gördüğünüz gibi content provider ile ilgili yazı geldi. Tıkladım. Activity ile ilgili. Tıkladım. Broadcast receiver ile ilgili sonuca ulaştım. Peki portrait mod çalışıyor. Landscape moda bakalım. Ctrl F11 yaptım. Tıkladım. Bu da zaten otomatik olarak çalıştı. Neden? Çünkü fragment konu pozisyon buradan yollanıyor. Açıklamada da yani biz bunu nerede yollamışız mesela? Buraya zaten herhangi bir şey yollamamışız. Konuda bir şey tıklanıldığında main activity'ye geliyor ya. Orada şurada position değerini ayarladığımız için zaten oraya değişen o değer otomatik olarak gidiyormuş. Mesela artık benim şu metotlara ihtiyacım yok. Silelim. İşte bu implement'i şöyle yapsak olur mu acaba? Gerek yok. Evet. Burada bir önceki gibi bir öncekinde kullandığımız herhangi bir bundle objesine veya bir interface'e ihtiyacımız yok. Bu burada. Burada var mı? Burada da yok. Gördüğünüz gibi. Fragment konuda var mı? Şurada mesela buna da ihtiyacımız yok. Sadece event pass kullanarak activity'den main activity'den fragment'e, fragment'ten main activity'ye çok kolay bir şekilde gördüğünüz gibi verilerimizi gönderebiliyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken nerede neyi, hangi sırayla kullanmanız gerektiği, anlamadığınız, hata aldığınız yerde de demin yaptığım gibi debug modunda uygulamayı çalıştırıp nerede hata çıktığını görebilirsiniz. Biz burada çözüm olarak stick event kullandık. Çünkü bir şeye tıklanıldığında sağa sola yani onunla ilgilenen fragment ya da activity'yi göndermek istediğim tek değer var. O da position değeri. O zaman ben bunu stick yapıyorum. Yani değeri attığım an, 3 değerini yayınladığım an o an çalışan veya çalışmayan bütün herkesin bunun haberi olmasını istiyorsam bu mesaj cache'de tutuluyor ve daha sonra bir sınıf açıldığında o cache'den o veriyi okuyor. Çünkü biz oraya sticky diye belirtiyoruz. Bu sayede de uygulamam çalışıyor. Çevirelim şunu. Gördüğünüz gibi bu sefer activity'ye gidiyor o değer ve ona göre veri getiriliyor. Umarım kafanız karışmıyordur. Tekrardan bir yapalım. Fragment konuda bir öğeye tıklanıldığında ben bu öğenin position değerini sticky olarak yayınlıyorum. Yayınlarken sadece yapmam gereken başına sticky ifadesini koymak. Daha sonra bu önce main activity'mdeki şu buton metodun tetiklenmesini sağlıyor. Ve ben burada position değerini şuradaki değişkene atıyorum. Ve de landscape mod için bunu direkt fragmentin içine, portrait mod için ise farklı bir activity'ye bunu göndereceğim. Burada pozisyonu aldıktan sonra portrait mod için konuşuyorum. Farklı bir activity çalışıyor ya. Diğer activity çalıştı. Ben mesajımı sticky olarak yayınladığım için o yayın yaparken bu sınıf aktif olmasa bile aktif olur olmaz sticky'yi ben burada belirttiğim için o mesajı alıyor. Yani o position değerini tekrardan alıyor ve yine fragment açıklamalara bu mesajı kullanarak konu açıklamasını getirtiyor. Evet. Sticky eventlerinde kullanımı bu şekilde. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.